çocuklar. Merhabalar yavrular. Merhaba güzel kız. Bugün ne yapıyoruz? Bugün kariyer günümüz. Ananız babanız geliyor, bize mesleklerini anlatıyor. Bize mesleğin inceliklerini öğretirken ben de telefonumu çıkıyorum. Siz feyz alırken ben feyse giriyorum. O sırada ders bitiyor. Her şey yolunda gidiyor. Bugünkü ebeveynimiz kim oluyor? Sevgili Feridun'un tatlış babası gelecek. Aferin Feridun. Aferin. Seni gidin. Seni tatlışım. Feridun'un babası İbrahim Bey bize mesleğin inceliklerini anlatacak. Bakalım ondan bugün neler öğreneceğiz? Hadi bir merhaba diyelim mi? İbrahim Bey buyursunlar. Tamam. Efendim çok büyük onur duyduk, çok büyük şeref duyduk. Vallahi keyfimiz yerine geldi. Bundan önceki analardan, babalardan neler öğrendik? Avukatlık, doktorluk, mimarlığın incelikleri ve bilim o mesleklerin ne olduğunu, bizlere ne anlattığını, bizlere ne öğrettiğini hepsini anladık. Sizi ben şöyle alacağım çünkü sahneyi size devredeceğim. Tamam. Buyursunlar efendim, mesleğinizle başlayabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum tekrar. Ben teşekkür ederim. Evet, afacanlar. Abi kerata. İyiyim baba. Evet çocuklar, ben bir dolandırıcıyım. Şimdi... İbrahim Bey, şaka mı bu? Dolandırıcılık bir meslek mi efendim? Meslek tabii efendim. Yani mesleğin sözlükteki karşılığına bakarsak ne görürüz? Meslek, bir kişinin temel çalışma alanı edindiği, geçimini sürekli olarak sağlayabildiği iş. Ben de hasbelkader 25 yıldır geçimimi dolandırıcılıktan sağlıyorum. Çoluğumu çocuğumu rızkını oradan çıkarıyorum. Biz neyse oyuz yani, alnımız aklımız. Efendim, yalnız suç bu. Suç, bu suç. Feridun yavrum, sen benim babam serbest ticaretle uğraşıyor dememiş miydin çocuğum? Ben de dolandırmış öğretmenim demek. Gördüğünüz gibi iş hayatımla özel hayatımı asla birbirine karıştırmam. Vaktimiz kısıtlı, anlatacak çok şey var meslekle ilgili. O zaman mesleğimin inceliklerini, küçük dimağları anlatmaya başlayayım ben. Ay aman nasıl olur efendim? Ama siz mesleğimi anlatmak için beni çağırdınız hocam. Ben de geldim, dolandırıcıyım ben. Efendim ben de eğitimciyim. Hı. Ya burada müsaade mi edeceğim sizin dolandırıcılığı anlatmanıza? Anlayamadım. Memlekette demokrasi var. O zaman soralım çocuklara. Evet afacanlar, küçük dimağlar. Sizlere İbrahim amcanız dolandırıcılığı anlatsın mı, ister misiniz? Efendim bunlar ilkokul çağındaki küçük çocuklar. Yani bu çocuklara ne sorarsanız onlar evet tonundan cevap vereceklerdir. Misal çocuklarım, yavrularım. Teneffüs zilimiz çaldığı zaman hep beraber çıkıp gasp yapalım mı? Ya bu minvalde bir cevap gelecek zaten. Bunu niye şaşırıyoruz efendim? Örnekler veriyorsun çocuklara. Aa. Gasp, masp neler öğretiyorsunuz? Aman diyeyim çok tehlikeli, kötü şeyler onlar. Yani lütfen gasp masp sakın öyle şeylere girmeyelim. Hocam yapmayın. Sakın. Hocam iyi misiniz? Ha, iyiyim efendim, iyiyim. Ha tamam. Öğretmenim, dolandırıcılık ne demek? Güzel cimcime kızım, şimdi dolandırıcı bir insanı kandırarak onun malını, mülkünü, parasını, menkulünü, gayrimenkulünü, ne bileyim kıymetli evrağını çeşitli dalaverilerle alan kişiye denir. Örnek vereyim misin? Örnek vereyim tabii ki. Yalnız kalemimi evde unutmuşum. Rica etsem kalemini ödünç alıp kullanabilir miyim? Tabii. Aa çok da güzelmiş, teşekkür ederim, harika. Evet. Gördüğün gibi ben senin kalemini aldım, bir daha da geri vermeyeceğim. Anladın mı? Ha, anladım. En sevdiğim kalemim bu. Öyle ağlarsın işte. İbrahim amca siz hırsız mısınız? Nasıl? Baba sen hırsız mısın? Neler duyuyorum ya? Hocam. Efendim? Yani ben buraya dolandırıcılık anlatmaya geldim. Siz bu çocuklarımıza hırsızla dolandırıcı arasındaki farkı anlatmadınız mı? Çok özür diliyoruz ya. Biz daha kümelere geçmiştik, kusura bakmayın. Ama böyle olmaz. Ben bu kadar para veriyorum, çocuğumu buraya gönderiyorum. Bu aileler yani rızkını bölüyor, çocuklarını gönderiyor. Hocam, yani biz çocuklarımızı kimlere emanet ediyoruz? Dolandırıcı olmayan insanlara emanet ediyorsunuz efendim. Ön yargılardan kurtulun lütfen. Çocuklar şimdi buna bir açıklık getirelim. Hırsız bir kişinin malını, mülkünü, parasını ondan habersiz, o kişi görmeden alana denir. Ama dolandırıcılıkta rıza esastı. Bakın bu önemli, not alın. Rıza esastı. Karşı tarafın rızası olduğu zaman alır dolandırıcı. Ha sorusu sen çocuğum. Rıza ne? Aa, çok güzel. Gel bakalım sen. Gel, gel. Rıza'yı anlatayım ben. Elida, yavrum. Güzel, örnekle anlatayım. İsmin ne güzel çocuğum? İsmail. İsmail. Peki İsmail, şimdi bak.
Senin 5 liran varsa bana ver. Ben sana onu 10 dakika içinde bir iş yapacağım. 10 lira olarak geri vereceğim. Böylece sen 10 dakikada hiçbir şey yapmadan %100 kâr edeceksin. Nasıl? Çok güzel. Hı? Al. Aman teşekkür ederim. Yavrum dolandırıldın şimdi yavrum. Olur mu hocam? 10 dakika sonra 10 lira mı olacak? Olmayacak. Vermeyeceğim mi? Hayır. Aa dolandır... Aa, aa şimdi anladım. Afişiyoruz arkadaşımızı. Gördüğünüz gibi çalmadık, çırpmadık. Arkadaşımız kendi isteğiyle, kendi rızasıyla parayı bana verdi. O zaman dolandırıcılığa hırsızlık diyebilir miyiz? Hayır! Hayır. Ya bir de not alıyorsunuz yavrularım. Yahu bu adamın anlattığı şeyler kendisi kadar kötü. Yapmayın. Öğretmenim. Ne? Gargamel gibi mi kötü? Şimdi çocuğum, Gargamel kime göre kötü, neye göre kötü? Bir taraftan bakıyorsunuz. Yani bakış açınızı değiştirin. Yani Gargamel de ekmeğinin peşinde. Bir tane kedisi var, bir yeğeni var küçük. Yani onun da karnı aç. Anlatabiliyor muyum? Biraz insanlarla empati kurun. Bir düşünün bakalım. Şerefsiz Şirin Baba. Orada o kadar Şirin var. Ne var bir tanesine de Gargamel'i yedirsin, değil mi? Ah yavrum benim. Resmen çocuğumu kendinize benzettiniz. Yahu kötülük bu yavrularım, kötülük bu. Hayır, hayır, hayır öğretmenim. Benim babam arkadaşlar kötü bir insan değil. Çünkü benim babam mesela ikinci köprü var ya, ikinci köprü bizimdi. Babam onu bir tane yaşlı köylü bir amcaya yok pahasına sattı. Sonra o amca, değil mi o? Televizyona da çıktı o adam. Dolandırdın mı lan sen adam? Feridun, vallahi kulağını çekerim oğlum. Babaya lan denir mi hiç? Özür dilerim babacığım. Hı. Babamsın değil mi? İbrahim Bey, resmen masum bir adamcağızı dolandırmışsınız. Bakın çocuk söylüyor. Vicdanınız rahat mı? Ya ne yalan söyleyeyim, bazen vicdanımın rahat etmediği oluyor olmuyor. Duydunuz mu çocuklar? Ne dedi? Vicdanınız rahat mı dedi bu? Yani bazen vicdanım rahat olur dedi. Yani ne dedi? Vicdanım bazen rahatsız oluyor dedi. İnsanlar öncelikle yaptıklarından sorumludur. Ve mutlaka önce vicdanlarına hesap verirler yavrularım. Evet. Acaba İbrahim Bey yanlış bir şey yaptığında yanan vicdanını söndürmek için ne yapıyor? Acısını rahatlatmak için ne yapıyor? Değil mi? O sırada ne yaşıyorsunuz mesela? Nasıl içinden çıkıyorsunuz? İlk uçakla Uruguay'a gidiyorum. Orada 45 metrelik bir yatım var. Ona yerleşiyorum. Birkaç gün sonra çatıda helikopter pistinde beni bekleyen helikopterimi atlıyorum. Hop egzotik adalardan bir tanesindeki evime yerleşiyorum. Orada vicdanımı öyle rahatlatıyorum. Enerjiyi toparlıyorum. Yeni dolandırıcılık planları. Hop ülkeye geri dönüyorum. Ya insan her şeye alışıyor. Yat vay. Helikopter vay. İbrahim amca, İbrahim amca, dolandırıcılar ne kadar kazanıyor? Çocuğum, şu dolandırıcılar ortalama 250 binle 300 bin arası tabii TL, Türk lirası. Oo, öğretmenim, öğretmenim. Efendim yavrum. Siz ne kazanıyorsunuz? Ek dersler olursa... 3000 ila 2500 arası. Ya öğretmeniniz sözelci herhalde. Ya. Üstad nasıl dolandırıcı olabiliriz? Ayağın özellikler neler? Torpil gerekli mi? Gençlere tavsiyeniz var mı? Nereden başlayalım? Arkadaşlar bir dakika, ben kendi babama bir soru sormak istiyorum. Baba, bizim yatımız mı var lan? Sana çok soru sordurduk. Torpil olmasın, hak geçmesin. Diğer soruları alayım ben şimdi. Hayır. Ya ben de o paradan kazanmak istiyorum. Çocuklar, yavrularım bakın yanlış yolda ilerliyorsunuz. Lütfen sakince oturun. Bakın güzel çocuklarım. Kişinin onuruyla, gururuyla, şerefiyle ayda 3000 lira mı kazanması daha önemlidir? Yoksa yanlış yollara saparak, suç işleyerek 25 yılda 300 bin lira kazanması mı? Hocam yanlış anlaşılma olmasın. Ne? Ben ayda 250-300 bin lira kazanıyorum. Peki o zaman size bir şey soracağım İbrahim Beyciğim. Bu dolandırıcılığa her yaşta girilebiliyor mu? Tabii, tabii, tabii çocuklar. Böyle büyük yaş olması dezavantaj gibi görünse de mutlaka avantajları vardır. Öyle mi diyorsunuz? Kay, 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 kay. Kay şuraya. Buyurun İbrahim Bey, sizdeyiz. Sizi dinliyoruz. Güzel güzel kıvama geldik. Son bir 10 dakika kala dersin bitimine. Güzel bir ekip oldu. O zaman isterseniz bu güzel ekiple, bu genç dimalarla, size dahil hocam, bir iş kuralım. Ne dersiniz, bir iş kuralım?
Şimdi bu görmüş olduğunuz nedir? Yumurta! Güzel, bu bizim sermayemiz. Şimdi hep birlikte sanal bir çiftlik kuruyoruz. Bu çiftlikte ne kazanıyorsak, ne üretiliyorsa hepsi kimin? Hepimizin. Sonra ne oluyor? Bir arkadaşın senin gelmek istiyor. Sen onu sisteme dahil ediyorsun. Bu sefer ne oluyor? İki katı para kazanıyorsun. O arkadaşın da bir arkadaşın dahil ettiği zaman ne oluyor? İki katı daha para kazanıyorsun. Mükemmel bir sistem. Evet, çok güzel, çok güzel. Buyurun. Şey, getirecek arkadaşımız kalmazsa ne yapıyoruz? İşte o zaman sistemi kapatıyoruz, parayı alıp uzuyoruz. Zaten o zaman gelene kadar biz ilk ekip bütün sanal ineği, tavuğu, mavuğu satıyoruz. Geride kalanların ağzına bir parça sucuk sokuyoruz, parayı vuruyoruz, uzuyoruz. Ama İbrahim amca kim olmayan bir ineğe para yatırır ki? Yatırır, yatırır. Gayet de yatırır. Öyle bedavadan kolay kolay zengin olmak isteyen bayağı bulunur kızım, merak etme. Buluruz, buluruz. Hadi, hadi çocuklar telefonu asılalım. Tanıdıkları arayalım. Çok hadi güzel, bakalım başlayalım. Güzel, başlayalım. Şuradan başlayalım efendim. Alo, Rukiye. Bertu. Ali babanın çiftliği var ya, olup banka gibi düşünecektir şimdi. Çok kazanacağız. Hayır, hayır. Yumurta sen de kazanacaksın. Yumurta sen de kazanacaksın. Kocam, çok paramız olacak. Kocam, ne yapıyorsunuz orada? Şey yapıyoruz efendim, kariyer günü. Kariyer günü düzenledik efendim. Kariyer mi? Siz ne yapıyorsunuz asıl soru bu. Ya sormayın, polisler geldiler. Bütün sınıfları arıyorlar. Nasıl? Azılı aranan bir suçlunun bu okula girdiğini görmüşler. Hadi ya, ben de onları atlattım zannediyordum. Evet çocuklar, dersin sonuna gelirken soruları toparlayalım. Ben ufaktan kaçacağım. Evet. İbrahim amca, biz şimdi ne yapalım? En iyi dolandırma yöntemi hangisi? Annemizi babamızı getirebiliyor muyuz? Benden aldığınız parayı geri verecek misiniz? Akşam eve geleceğim mi baba? Çok güzel sorular bunlar. Bunların hepsini cevaplayacağım ama ne kadar vaktimiz var? Müdür bey, polisler neredeydi? Yan sınıftan çıktılar, buraya geliyorlar. Öyle mi? Bu sefer yakalanacağız galiba. Ne yapsak acaba? Siz hiç bakıyorsunuz. Gelin, gelin. Şuradan sesler, şuradan. Siz artık benim ortağımsınız. Bundan sonra beraber hareket edeceğiz. Partners in crime. Ben size telefonumu vereyim, beni arayın. Telefonu. Aramayın, aramayın. Telefonunuz bende. Ben almıştım zaten telefonu. Ha çocuklar, bakın. Son ders. İşte bu hırsızlıktır mesela. Evet, müdür bey süremizin sonuna geldiğini söylüyor. O zaman bana müsaade. Esen kalın, hoşça kalın. Aman dolandırılmayın. Evet, teşekkür ederim. Efendim. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele, ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.